Evet, tekrar Çardacık Yaylası'ndayız. 2 ay önce yavrulu çocuklu kamp konseptinde gelmiştik. Bu kez hava çok soğuk olacağı için 6 derece şu an. Çocuklarla gelmedik. Sonbahar kampı yapalım dedik. Muhteşem sonbahar manzaraları altında Çardacık Yaylası'ndayız. Bu kez Yılmazlar'la Trekis'le birlikte geldik. Bayağı bir kalabalığız. 6 araba, birçok çadır, 22 sürü kişi falanız. Çardacık Yaylası'nda yürüyüşe başladık. Sıcaklık 6 derece şu an. Gece -5'i rahat görecek. Ona göre kıyafetlerle geldik tabii ki. Serde dağcılık olunca bayağı bir malzeme tedarikimiz var. Muhteşem sonbahar manzaraları altında yürüyüşe başladık. Yine buradan Çardacık'tan başlayıp Acelle Yaylası'na ineceğiz. Acelle'den dönüp tekrar Çardacık'a gideceğiz. Yarın eğer ki ahali isterse, herkesin de keyfi yerinde olursa, ikinci gün bir farklı bir yürüyüş yapıp diğer tarafa, Mahtumlar tarafına doğru bir yürümeyi deneyeceğiz. Kısmet. Gölgeye girdiğimiz anda 6 derecelik hava kendini hissettirdi. Oh be! Bambaşka suyu var ya. Tertemiz. Mis. Bu kez bayağı bir kalabalığız. Hareket yapsana şöyle bir, böyle uçar kaçar hareketler yapıyorsun şöyle. El kol hareketleri yapıyorsun sen her zaman videoda. Gölgeye girince hemen nasıl soğuk hissettiriyor kendini ha. Güneşte giderken sıkıntı yok da 6 derece hava, gerçekten 6 derece. Hemen anında 6 dereceyi koydu bize. Bu kimin aleti? Ha, bizimkinin kardeşi uçuyor. Şimdi de botunu alacağız. Yok, benimki değil o. Şeydeki kim neydi ismi bilmiyorum. Ha, Ersin'in durumu. Ben yaylıdayken uçurdum, burada takipteyken aralarda uçuracağım yine de. Şu an şey de yanımda. Uslu uslu oturuyor yani. Yani normalde öyle bir şey yok. Manzaralar çok güzel ya. Lan bizi 2 dakikada jungle'a soktunuz ha. Patika kayboldu. Solda kaldı patika şimdi. Oraya tepenin üzerine doğru çıktı. Boş bırakmaya gelmiyorsunuz ya. Güzel bak. Farklı yola gidince daha bir değişik güzellikler gördük. Hiç güzel. Evet. Bu yoldan daha önce gitmemiştik. Yanlışlıkla girdiniz ama çok güzel oldu. Gövdesi falan ne kadar hoş, ne kadar güzel. Şahane bir şey ya. Buradaki patikalar genelde bir noktada birbiriyle birleşiyor zaten. Sol aşağıda Acelle olduğuna göre farklı bir patikaya girmiş olsak da eninde sonunda diğer patikayla kesişiriz. Aşağıya iniş yolunu buluruz.
beğen yaparsınız, abone olursunuz. Ha Elif abla. Bindir şebeklik. Şebnem. Bu keyifli bir yer. Ayval o tarafa. 2 gün önce benim sarıldığım köknarı kesmişler aşağıda. Şimdi şey yapayım dedim. 2 ay önceki. Böyle sarılıp da videoda da kaydı vardı. Kadim köknara negatif elektriğimi vereyim, ağacında günah vardı demiştim. Kesmişler aşağıda. Kaybolduk, mahvolacağım. Kurtlar yiyecek. Şaka yapıyorum zaten. Ya öyle bir şey olması mümkün değil. Şurada işte al. Aha. Tüh, hemen yola geldik. 2 dakika kaybolamadık. Hemen anında medeniyet. Çiğden mi diyorsunuz? Sola aceleye indik. Aceleye indik. Geçen sefer girdiğimiz patikanın girişini öndekiler kaçırmışlar. Sağa yöneldiler. İyi oldu, güzel oldu. Farklı bir noktadan aceleye biraz daha ilerisine inmiş olduk. Şimdi soldan geçen sefer buraya inmiş olduğumuz patikadan da yukarıya çıkacağız. Daha güzel. Patikadan geldik, patikadan çıkacağız şeklinde bir şey oldu. Ya ben ofiste oturmayı özledim ya. Gerçi ikisini ofiste oturduk. Başka bir işte oldu. Sonunda yine özledim. Gerekli şeyleri denemediği için artık şimdi. Ama tek boşuna gitmek gerçekten gelmez ya. Şimdi buradan yoldan gidersek yoldan gitmiş olacağız, araba yolundan. Yok. Buradan geçen sefer indiğimiz yeri çıkacağız. İnmeye çalışıp da inemediğimiz yer burası. Kaybolduğumuz, kaybolmadık da işin nesi. Melih, buradan çıkacağız. Bize böyle olacağı söylenmemişti. Ay buralar çok fena. Ay buralar çok fena. Kafayı gözü yararız artık bundan sonra inmeye kalkarsak buradan. Artık mecbur gideceğiz. Sert, kırıcı yokuş. Bisiklette bizim tabirimiz bu tür sert yokuşlara kırıcı yokuş diyoruz. Çünkü bitiriyor insanı birden. Ayakkabı tutunduğu sürece hiç problem yok ya. Dinlenir çıkarsın. He? Şöyle, görebilir miyiz? Aşkım aşkım. Elif abla, ne yapıyorsun? Vallahi ben görmüyorum şu an sizi ışıktan nereden gittiğinizi. Bakayım anlamıyorum. Doğru doğru işte. Bir de o videoları editliye editliye ileri geri ileri geri iyice kafasına yazıyor. Aynı görüntüde dedim. Aynen abi, evet. Saatlerce. Sen de dedin olay ya. Ana bundan duramıyorum. Gidiyorum. Benim batım olmayınca işte aşağı çıkıştan ziyade çamurlu yerde inişte daha çok batılmış oluyor. Dalın. Dalın.
Yok ben. Ya buraya girilir cinsen değil ya. Bu nedir ya? Yani manda yuvarlanır ancak burada. Giren kalır onun içinde yani. Aa, bize böyle olacağı söylenmemişti. Arabayla gelmemize rağmen, arabalı kamp düsturunda olmamıza rağmen ben tek ayakkabıyla geldim. Nasıl böyle bir cehalet, nasıl böyle bir anlayışsızlık? Tanju, nereye gidiyorsun çamurun içine? Herkes buradan geçiyor. Peki, daha iyi olacak. Çekeyim şunu da bari düşer müşer de. Bak şimdi çlop diye çamurun içine atlayacak. Evet, atlar mısın çamurun içine? Geri geliyor bu kez. İki ay önce şu ağaca tutunup negatif elektriğimi vermiştim. Negatif iyonlarımı ağaca vereyim dedim. Başına gelene bakın ağacın. Yani maşallah dediğimiz iki gün yaşayamıyor ha. Bu alan ineklerin otladığı Han Yatak Yaylası'nın koruma altındaki bir havza. Sabah buraya offroadçı arkadaşlar geldi. Döndüler. Dört çeker jipleriyle, kamyonetleriyle ve buradaki bütün otları kazıyıp mahvettiler. Biz burası otlak arazi olduğu için arabalarımızı yaylaya indirmedik. Hemen evlerin kenarına koyduk. Zarar görmesin çimenler, otlak arazi ziyan olmasın diye. Şu heriflerin yaptığına ve de rahatlıklarına bak. Hayvancılığın bu kadar ülkede yok olduğu, süt fiyatlarının bilmem kaç liralara çıktığı, insanların ineklerini bakamayarak kesime verdiği bir dönemde burada serbest dolaşan ineklerin otladıkları alana gelip de böyle mahvetmeye hakkınız yok. Offroadçu kardeşlerim. Lütfen yapmayın bunu. Biz mi aşırı hassasız, yoksa insanlar mı bu kadar vurdum duymaz oldular bilmiyorum. Yani şahane, bu kadar doğanın müthiş olduğu bir yaylaya geliyorsun. Her yeri kazıyorsun. Bir anda Orman Bakanlığı her yerde ağaçları kesmeye başladı. Sadece iki ay önce söylemiştik inşallah yapmazlar diye. Anında yaptılar. Yani koruyamıyoruz, korunamıyor. Sanki birkaç ağaç kesmişler gibi duruyor ama yok öyle bir şey. Yani şuraya geniş bir yol yaparak yaylanın içinden, yine biz burada offroadçılara laf söylüyoruz ama hani şu alanı böyle tahrip ettiler diye, adamlar kepçelerle yaylanın ortasından yol yapıyorlar. Burada hayvancılık için insanlar gelmişler. Yüzyıllardır burada hayvancılık yapıyorlar. Yayla kültürü var. Bu kültür lütfen devam etsin. Bozmayın arkadaşlar şuraları ya. Şu güzelliği lütfen bozmayın. Her geldiğimizde şu güzel kayınları görelim. Bu güzel köknarları görelim burada. Sarı yapraklar. Muhteşem sonbahar manzaraları. Bu güzellikleri görmeye gelin ama lütfen tahrip etmeyin, zarar vermeyin şuralara. Bırakın da biz de 3-5 tane ağaç görebilelim geldiğimizde. Yerinde dursun bunlar. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Mangalı yerlemek için drone kullanıyorlar. 40 yıllık droncuyum, böylesini görmedim. Bir de indirip kaldırıyor yanmasın diye ateşte. Gazı veriyor. Ahali ateş yakma hazırlıklarına başlamış. Yürüyüşümüzü yaptık. Akşam faaliyetimizi bitirdik. Oo, hava da bayağı soğudu birden. Daha ışık gittiği anda. Haydi abla, ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Dişime karışılmasını hiç sevmiyorum. Pardon. O konuda çok hassas. Video muydu o? Gördüm de böyle kamp görmedim arkadaşlar. Bu nedir böyle? Thank you.
domates alabiliyor muyuz peki? Hayır. Şunu alabiliyor muyuz? Mangalcılara duyurulur. DJI Mavic Air. Dün gece çakallar çadırların dibine kadar geldi. Bayağı da iri hayvanlarmış. Ben çakalların o kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Sonra köpüşlerden birini besledik. O bizi korumaya başladı. Tabii ahali korktu. Herkes arabaları çadırların dibine istedi. Ne olacakmış? Herkes acil durumda çadırlardan fırlayıp arabalara koşacakmış. O yüzden arabaların mesafesi yakın olması lazımmış çakallardan kaçmak için. Arabalı kamptaki formatımız bu. Ama bizim eski usul formatımız da budur. Bir grupta 3 tane çaydanlık. İşte şöyle. Yer sofrası usulü. Herkes nevalelerini ortaya koyar. Metlerinin üstünde oturur. Metimizi sereriz. Onun adı mattır. Türkçe'ye mat olarak girmiştir. Yıllar 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 önce, 40 yıl önce Türk dağcılığı bunu mat olarak kazandırmıştır. Yani buraya işte çivi çakamıyorsun bu yaylaya. Hiçbir şekilde izin yok. Köylüler dahi buraya kendi arsalarına ev yapamıyorlar. Hafriyat kamyonlarıyla böyle çok rahat. Bunlar işte yol yapıyorlar şuraya. Orman kesimi için yol yapıyorlar. İleriye bir tane de kato indi biraz önce. Orman Bakanlığı artık taşeronlara veriyor bu tür işleri. Orman köylüsü yapmıyor orman kesimini. Taşeronlar gelip böyle dalıp her yeri yok ediyorlar işte, yıkıyorlar. Umurunda bile değil. Otlak araziymiş, bilmem neymiş, dokunulmazmış, koruma altındaymış falan. Sallamıyorlar.